Gençlik kollarından bu yana siyasetin içinde olan birisi olarak 91-95 arasındaki DP-SP hükümetinin o yıllarda ilçe yöneticiliği yapmış birisi olarak yaşadığımız zorlukları çok iyi hatırlıyorum. Yani milletvekilimizin Kızılay Meydanı'nda dövülüp o polisin bulunamaması çok iyi hatırlıyorum. Çekiş güce hayır deyip sonra evet dememizi çok iyi hatırlıyorum. Yani koalisyon kurdunuz. Kırmızı plakalara çok meraklandınız. Çok hoşunuza gitti. Seyrediyordunuz arkadaşlar yıllarca. Biz de binsek bu plakalara diyorduk. Acaba Cumhurbaşkanı sizin müsteşarlarınızı, genel müdürlerinizi atayacak mı? Sizi zora sokacak mı? Bunları hiç düşündünüz mü? Mesela DP-SP hükümeti döneminde İstanbul Emniyet Müdürü meydan okumuştu koalisyon ortağına. Necdet Menzer'e hiçbir şey yapamamıştı SP. Hatta meclisin en tecrübeli üyesi Sayın Baykal en haklı gerekçelerle, en doğru gerekçelerle bir yolsuzluk yakalamıştı. Koalisyona olan desteğini çekti. Ve millet bizi cezalandırdı hatırlayın. Haklı olmamıza rağmen bu millet bize dedi ki koalisyonu sen yıktın. Sen bir belirsizliğe ettin Türkiye'yi, bizi baraja bıraktın. Baraja takıldık. Yani koalisyon kurma sevdalılarına ben tecrübeli bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim. Koalisyonu kurabilirsiniz. Ama koalisyonu yıktığınız anda bedelini ağır ödersiniz. Ya da milletvekilinizi döverler, size meydan okurlar, cumhurbaşkanı atamalarınızı yapmaz, bunlara katlanırsınız. Bütün bunları düşündük mü? Bunları bir ufuk turu olsun diye daha bunları görememiş arkadaşlarıma görmeleri açısından peşinen bu kadarlık söyleyeyim. Zamanı gelince gerekli doğrular daha uzun olarak anlatılacak.